Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Allah Tebarek ve Teala Hazretleri hepinize en güzel şekilde lütuflandırsın. Hepimize her şartta, her yerde ve her zaman İslami sınırlara ve ayet bilinci lütfetsin. En güzel düşünceleri Rabbim bize ilham etsin. Her zaman aziz vakitler, aziz uğraşlar ve aziz ilgiler içerisinde bulunmanızı dua ediyorum. İslam dünyasının güncel sorunları başlığını taşıyor bu etkinlik. Bu güncel sorunlara gelinceye kadar bizlerin İslam toplumlarının yapısal sorunlarını, tarihsel sorunlarını, kronik sorunlarını, patolojik sorunlarını, gerçek sorunlarını konuşmamız gerekir. Çünkü güncel sorun şunu çağrıştırıyor. Yani bunlar geçici sorunlar, aşılabilir sorunlar gibi bir şey intiba uyandırıyor. Günler sorun, geçici sorun, günübirlik sorun ve aşılabilir sorun. Halbuki bugün geldiğimiz noktada bir yüzleşmeye cesaret edebilirsek eğer, çok sorunları biriktirdiğimiz için, onlarla yüzleşmediğimiz için bugün bu sorunlar aşılamayacaktır noktaya gelmiş. Onun için asıl konuşulması gereken yapısal sorunlar, tarihsel sorunlar, kronik sorunlar, patolojik sorunlar olmalıdır. Biz herhangi bir sorun söz konusu olduğunda kolayca bir çözümleme yaparak bu sorunların hep dışarıdan kaynaklandığını söyleriz. Bu dışarıdan kaynaklandığını söylerken bir başka kolaycılığı seçmiş oluruz. Bu bize bir mağduriyet dili ve söylemi kazandırır. Mağduriyet dili ve söylemine yaslanarak aynı zamanda bir mazeret de olmuş oluruz. Halbuki bugün çok samimi bir şekilde ifade edelim ki hiçbirimizin bugün karşı karşıya bulunduğumuz bu ağır sorunlarla ilgili olarak hiçbir mazeretimiz yoktur. Önce bu sorunları konuşmaya cesaret etmek gerekir. Bu sorunlar, evet, dışarıdan kaynaklanan sorunlarımız olduğu kadar içeriden kaynaklanan sorunlar ve bizi bu noktaya getirmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Onun için bu tür etkinliklerin çok daha derin çözümlemeler yapmak üzere kendilerini yeniden kurmaları bugün çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu tür etkinlikler işte izleyicilere bilgi kazandırmak amacıyla çoğu kez yapılıyor ama bugün bilgiden çok daha fazla bir şeye ihtiyacımız var. Bu bilgiden kastım ansiklopedik bilgi, maddi bilgi, teknik bilgi bağlamında hissediyorum. Bizim yeni bir bilinç ufkuna çok şiddetli ihtiyacımız var. Daha doğrusu kendimizi yenilemeye ihtiyacımız var. Şöyle bir anonim söz var ya da bir dize var. Kader isteyene yol gösterir, istemeyene, istemeyeni ise sürükler tarzında bir
bir söz. İsteyene kader yol gösterir, istemeyeni de sürükler. Biz şu anda kelimenin gerçek anlamıyla sürükleniyoruz. Ancak biz gerçeklerle yüzleşmediğimiz için, daha doğrusu maalesef böyle bir gerçeklerle yüzleşmek zor olduğu için sürekli olarak çok romantik ve ütopik bir dil kullanırız. Bu dil sürekli olarak bu dil etrafında toplananlara teslimiyetçi bir iyimserlik telkin eder. Umuda hakkınızın olması için her şeyden önce gerçeğin farkında olmanız gerekir. Umuda istikrarınızın olması gerekir. Umut üzerine spekülasyon yapmak kolaydır. Umudu hak etmeniz gerekir. Umudu hak etmeniz gerekir. Bugün umudu hak edip ediyor, edip etmiyor oluşumun üzerinde ne yapmak zorundayız? Yeni değerlendirmeler yapmak zorundayız. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'den hareketle önce şöyle bir çözümlemeye ihtiyacımız var. Hayata doğduğumuzda, hepimiz için söylüyorum, hayata doğduğumuzda önce kapitalist, seküler, liberal bir gerçekliğe doğuyoruz. Yani yabancı bir iklimde dünyaya geliyoruz. Yabancı bir iklime gözlerimizi açıyoruz. Yabancı bir varoluş biçimine gözlerimizi açıyoruz ve kendimizi idrak ettiğimiz andan itibaren gerçek hayatta kapitalist kurumlar, kavramlar, yapılar, ilişki biçimleriyle karşı karşıya geliyoruz. Seküler yapılar, kavram ve kurumlar, liberal kavram ve kurumlarla karşı karşıya geliyoruz. Bu şu anlama geliyor: biz hayata doğar doğmaz İslam'a yabancılaşmış bir şekilde doğuyoruz. İslami anlamda kısıtlanarak, sınırlandırılarak, baskılanarak ne yapıyoruz? Çünkü içine doğduğumuz toplumda ya da düzende bütün referanslar bize ait olmayan referanslar. Ve fakat biz onlarla zamanla ünsiyet feda ederek aynılaşıyoruz. Yani neyle aynılaşıyoruz? İşte kapitalist bir dünya görüşünde, seküler dünya görüşünde ve liberal bir dünya görüşünde aynılaşıyoruz. Yani biz Müslümanlar olarak hayata ontolojik bir mağduriyet, ontolojik bir bağımlılık ve ontolojik bir yaralanmışlıkla çıkıyoruz. Ancak bu hayat tarzı içinde aynılaştığımız için bu yabancılaşmayı fark etmiyoruz. Yani bu yabancılaşma bizi dehşete düşürmüyor. Örneğin hiç bir şekilde sekülerizmin İslam dünyasında işi ne, İslam toplumunda işi ne diye bir soru sorulmuyor. Yani bir entelektüel anlamda bir feryad-ı figan yükselmiyor. Çünkü sekülerizmin İslam toplumlarına ithal edilmesi ve ya da oraya ihlal edilmesinden daha büyük bir patoloji yoktur. Ama bugüne gelinceye kadar ne düşünce hayatımız, ne kültür hayatımız, ne ilahiyat hayatımız sekülerizmin bizimle uzaktan yakından, yani kendi bağlamı içinde bir yeri olabilir. Yani tamamen Avrupa kültürleri ya da kültürü bağlamı içinde bir yeri olabilir. Ama bunun İslam dünyası toplumlarında asla ve kat'a ve hiçbir gerekçeyle bir karşılığı olamaz. Keza bir Müslüman eğer hayata
algısal ve zihinsel özürlü olarak çıkmamış olsa, önce, her şeyden önce kapitalist bir hayat tarzına karşı ne yapmak zorundadır? Bir şekilde tepki göstermek zorundadır. Çünkü kapitalizm, ekonomik ahlaksızlığın, vicdansızlığın, merhametsizliğin, ekonomik sömürgeciliğin adıdır. Bir Müslümanın ekonomik ahlaksızlıkla aynılaşmasından daha vahim bir şey ne yapılamaz, tasavvur edilemez. Ama bugün bu tür bir ahlaksızlıkla biz iç içe yaşıyoruz. Bu uzlaşmaların İslami bağlamda kesinlikle bir açıklaması yoktur. Yani bizim bu ne yapıyor? Bu kapitalist, seküler, liberal dünya görüşüyle ayrılaşıyoruz. O sistem bizi ne yapıyor? Sömürgeleştiriyor. Sömürgeleştiriyor ve bizi aynı zamanda kültürel bir soykırıma tabi tutuyor. Hepimiz şu anda kültürel bir soykırımdan geçmiş varlıklar olarak buradayız. Çünkü İslami referansların nasıl hayata ve tarihe yeniden kazandırılması gerektiği konusunda hiçbir çabamız yoktur. İslam'ın ontolojik meşruiyeti reddedilen, modern zamanlarda reddedilen İslam'ın ontolojik meşruiyetinin yeniden toplumlarımıza kazandırılması doğrultusunda hiçbir çalışma yapılmadığını size dehşetle söylemek istedim. Eğer aranızda böyle bir çalışma yapıldığına ilişkin bilgisi olan varsa beni uyarsın. İslam'ın ontolojik ve epistemolojik özgürlüğünü, meşruiyetini, otoritesini, iradesini yeniden hayata ve tarihe kazandırmak üzere bir program, bir projesi olan bir topluluk varsa yeryüzünde bunu ne yapalım? Burada konuşalım. Çünkü biz bu sözünü ettiğim doğuştan algı özürlü, bilinç özürlü olarak hayata çıktığımız için bize çok kolay bir şekilde İslam'ın sadece bireysel dindarlıkla sınırlı bir maneviyat biçimi olduğu telkin edildi. Biz şu anda İslam'ı sadece bireysel dindarlık şeklinde temsil ediyoruz. Folklorik dindarlık şeklinde temsil ediyoruz. Sembolik dindarlık şeklinde temsil ediyoruz. İslam'ın tek bir rüknünün bile özgür olmadığı bir toplumda yaşıyor olmamıza rağmen tek rüknünün siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel tek rüknünün özgür olmadığı bir toplumda kendimizi İslami bir dünyada ya da düzende yaşıyor farz etmek gibi çok ciddi bir yanılsama ya da mağlur bulunuyoruz. Bundan daha büyük bir yanılsama olamaz. Ve bu düzen bize sadece ve sadece bireysel dindarlık tanıyor. Büyük özgürlükler sistemin kendisine has büyük özgürlüklerin tekelini onlar kendi elinde tutuyor. Bize sadece küçük özgürlükler için mücadele etmek düşüyor. Mesela son dönemde Müslümanlar bazı konjonktürel özgürlüklere sahip oldular. Küçük özgürlük, sakal bırakma özgürlüğü, İslam'ın kendisinin yani ontolojik varoluşunu reddedildiği bir ülkede sakal bırakma özgürlüğü bu bir ancak bir mizah konusu olabilir. Ya da müşriklerden nikah kıyılsın mı kıyılmasın mı tartışması gibi bir özgürlük talebi. Peki İslam'ın bütünüyle yeniden tarihin öznesi olma iradesine sahip olma özgürlüğü için ne gibi bir çalışma yapıldığına ilişkin bilgisi olan var mı? Biz şu anda İslami bağlamda bireysel dindarlık eğer farz-ı muhal bireysel dindarlığa ikna edilmiş isek sorun yok. Hayatımızı böyle devam ettirebiliriz. Sorun yok. Folklorik, sembolik dindarlıklarımızı sürdürebiliriz. Sorun yok. Büyük özgürlüklerin tekelini kolonyalist
bir felsefe elinde tutuyor. Hiçbir referansımızın şu anda nesi yok, bir meşruiyeti yok. Çünkü tarihten tamamen çekilmiş ve tarih dışı ilan edilmiş bir şeyin varisleriyiz. Bunu hak kazanmalıyız. Bunu nasıl temsil edeceğimize ne yapmalıyız? Hak kazanmalıyız. Öykü anlatmak çok kolaydır. Evet, öykülere ihtiyacımız var. Fakat bir öykü oluşturmak zorundayız. Bir öykümüz yok. Kurucu bir kültürümüz yok. Kurucu bir kültürümüz yok. Ödünç alınmış malzemelerle bu kültürel hayatı sürdürüyoruz. Bu kültür folklorik bir kültür. Çünkü arz ettiğim gibi kültürel tekeli seküler, neoliberal, modern dünya elinde tutuyor. Kurucu bir kültürümüz yok. Kurucu bir sanat edebiyat perspektifine sahip değiliz. Zaten siyasal referanslar bütünlüğüyle Avrupa merkezi referanslar. Ve bu referanslar, siyasal referanslar, mutlaklaştırılmış, dokunulmaz kılınmış referanslar. İçerisinde yaşadığımız ülkede sekülerizmin dokunulmazlığı var, İslam'ın dokunulmazlığı yok. Bunun anlaşılabilir bir tarafı varsa bunu bana söyler misiniz? Bunun adı şudur, bu şizofrenik bir uzlaşmadan ibarettir. Bu şizofrenik bir uzlaşmadan ibarettir. Sekülerizmin dokunulmazlığı var, sekülerizm güvence altında, İslam'ın güvencesi yok. İçinde bulunduğumuz dönemde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ölçüsüz bir şekilde popülizm Türkiye'de kurumsallaştırılmıştır. Popülizmin kurumsallaşması demek, popülizmin dinin yerine geçmesi demektir. Dini şimdiye kadar gelenekçilik, görenekçilik, muhafazakarlık gibi şeyler ile ifade ediyorduk. Şimdi bunun yerine ucuz ve bayağı bir popülizm geçmiştir ve popülizm kurumsallaşmıştır. Düşünce hayatımız, İslami düşünce hayatımız, kültür hayatımız, ilahiyat hayatımız bu vahim gelişme karşısında bütünüyle kayıtsızdır. Eğer bir ülkede, hangi ülke olursa olsun, Türkiye'deki gibi bugün, eğer hamaset sistematik bir şekilde yükseliyor ve yükseltiliyorsa, hamaset, bu şu anlama gelir. O ülkede düşünce bir uçuruma doğru yuvarlanıyor demektir. Tefekkür uçuruma doğru yuvarlanıyor demektir. Eğer varsa filozofi, felsefe, ki yok, zaten yok. Çünkü felsefeye karşı zaten geleneğimiz ona şüpheyle bakıyor. Geleneğimiz şüpheyle bakıyor. Eğer bir ülkede hamaset böyle dolu düzgün, sistematik olarak devlet eliyle yükseliyor ve yükseltiliyorsa, orada düşünce, tefekkür, felsefe, ilahı yoktur. Hamaset sizi gerçeğe yabancılaştırır. Hamaset bir tür uyuşturucudur. Zaten toplumlarımız tarihin son birkaç yüzyılını çok etkili uyuşturucular olarak geçirdiler. Birincisi dini popülizm uyuşturucusu, diğeri politik popülizm uyuşturucusu. Şimdi yeni uyuşturucularımız var. 15 Temmuz Nur topu gibi yeni bir uyuşturucuyu bu toplumun kucağına attı. 15 Temmuz çok korkunç, tarihte benzeri görülmeyen bir girişimin adıydı ama aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen 15 Temmuz'da entelektüel anlamda asla ve kat'a hesaplaşılmadı. Hatta
size daha ağır bir şey söyleyeyim. Bu manada 15 Temmuz'u hazırlayan nedenlerle ilgili tek bir cümle kurmuş değildir. Biz bir seneden beri 15 Temmuz bağlamında hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Türkiye 15 Temmuz'da fiziksel ya da askeri bir saldırıyı bertaraf etmiştir. Bu kayda değer bir olaydır. Ama birlikte cevaplandıralım. Lütfen birlikte düşünelim, birlikte cevaplandıralım. Düşünsel saldırılara cevap veremiyor, entelektüel saldırılara cevap veremiyor, ideolojik saldırılara cevap veremiyor, politik saldırılara cevap veremiyor, kültürel saldırılara cevap veremiyor. Bütün bunlara cevap veremediği için ne yapıyor? Hamasete sığınıyor. 15 Temmuz'u hazırlayan şey sadece bir dini hareketin şeyi değil, o bir büyük projeydi, o bir kapsamlı projeydi. Bizim geleneğimizde hep şu var, biz biz hep yüzeylerle ilgileniriz. Derinliklere nüfuz etmekte zorlanırız. Kuklacıyla hiçbir zaman uğraşmayız, kuklayla uğraşırız. Ben de 30 seneden beri bir ne olurcu bir kuk projesi diye bir projeden söz ediyorum. Eğer Türkiye'de bizim araştırma merkezlerimiz olsaydı, büyük fikir hareketlerimiz olsaydı, büyük fikir adamlarımız olsaydı bunlar, dünyanın nabzını tutacak ölçüde İslami bir dikkate sahip kadrolarımız olsaydı, bu projeyi bütün ayrıntılarıyla görebilecek bir noktada olacaklardı. Bu proje amacına çoktan ulaşmıştır. Bu proje Türkiye'de işte neonurculuk, ama asıl sorun nurculukla başlıyor. Asıl sorun nurculukla başlıyor. Çünkü bu neonurculuk tür referans. Neonurculuktan kastım Amerikancı nurculuk. Bir Amerikan projesi için araçsallaştırılmış olan nurculuk. Ama nurculuk zaten baştan araçsallaştırılmıştı. Papa ile ilk temas kuran kişi Said Nursi'nin kendisiydi. Papa'ya Zülfikar kitabını göndererek bunu ben yazmadım, bunu Hazreti Ali yazdı diyen kendisidir. Pek çok konferansta şunu soruyorum izleyicilere. Diyorum ki ben şimdi size kalksam desem ki farz-ı muhal Kur'an-ı Kerim bana işaret ediyor, bize işaret ediyor. Ya da ben bu kitapları ben yazmıyorum, bana yazdırılıyor desem ne dersiniz? Bu adam bir meczuptur dersiniz. Bu bir manyak der. Peki ben manyağım da sayılır mısın? Niçin manyak değil? Eğer Türkiye'de eleştirel bir duyarlılık, eleştirel ki en yabancı olduğumuz şey budur, eleştirel bir entelektüel duyarlılık olsaydı şunu görecekti. Nurculuk ta başından beri Avrupa Birliği'ni bir Mesihiyet olarak selamlamaktadır. Mesihiyet, Mehdilik olarak selamlamaktadır. Yani zaten onlar öteden beri bir Avrupa projesinin emrinde hareket ediyorlar. Ben bu bağlamda sözü uzatmak istemiyorum ama bu bir içerisinde bu hareketin referanslarına ilişkin eleştirel tek değerlendirme yapılmamıştır. Bu projenin bütün boyutlarına ilişkin hiçbir çalışma yapılmamıştır. Devlet, Diyanet İşleri Başkanlığı'na aracılığıyla bu cemaatlere, şu tırnak içinde cemaatlere şunu söylüyor. Nurculuğun 10 tane fraksiyonu var. Bir fraksiyonuna karşı teakkuza davet ediyor. Diğer fraksiyonlarla ilgili olarak şöyle söylüyor. Diyor ki bizim
bedensel varlığımıza yönelik suikaste tevessül etmemek koşuluyla zihinsel suikastlerinize devam edebilirsiniz. Şu anda bütün bu cemaatler zihinsel anlamda suikastlerine devam ediyorlar. En an devam ediyorlar. Soru şudur. Eğer bizler İslami tercihlerimizi bilinç düzleminde yapmış olsaydık, bugün bu karşı karşıya geldiğimiz durumlarla asla daha karşılaşmayacaktık. Biz tercihlerimizi çok farklı bağlamlarda ne yapıyoruz, yapıyoruz. Şimdi şunu hatırlamanız gerekir. Bu dünya, bu kültür, bu toplum, bu gelenek nasıl bir şeydir ki, her gün bir şekilde, büyük kitlelere hitap edecek çapta mehdiler icat edebiliyor. Bu nasıl bir şey? Ya şu anda İslam dünyası sadece benim tespit ettiğim kadarıyla mehdilik iddiasına kalkışarak etraflarında büyük kitleleri toplayan binlerce isim var. Bunların tümü egomanyak, yani egomanyak derken tedaviye, bir klinik tedaviye muhtaç isimler. Bir klinik tedaviye muhtaç olan bu isimler nasıl İslam adına size, bize vaziyet ediliyor? Bunun bir yanıtı olmalı. Ya da, yine bu kültür nasıl bir kültürdür ki hiçbir çaba ve gayret harcamadan tamamen böyle batıni, mistik, işraki bir takım tezahürlerle nasıl binlerce tırnak içinde mübarek zat üretiyor, endüstriyel halde mübarek zat üretiyor. Ve bütün bunlar Kitab-ı Kerim'in uyarılarına rağmen yapılıyor. Burada kastımız ilim sahipleri, hikmet sahipleri, irfan sahipleri değil. Bütün bu binlerce mehdi tırnak içinde ve mübarek zata karşın şu anda İslam dünyasında tek tek mesela Türkiye'de bir tek Müslümanların kamusal düşünürü yoktur. Bir tane. Kamusal düşünürümüz yok. Kamusal düşünür kim? O konuştuğunda bütün bir kamuoyu diyecek ki evet o konuşuyorsa doğrudur. Ya da ne söyleyeceğini merak ettiğiniz, o konuştuğunda saygıyla, ilgiyle takip ettiğiniz, konumunuzu ona göre yeniden değerlendirmeye ihtiyacı duyabileceğiniz, böyle birisi yok. İslam dünyası bütününü dikkate aldığımızda, bugün küresel entelektüel tartışmalara katkıda, İslami bağlamda katkıda bulunacak tek bir entelektüelimiz yoktur. Bir tek filozofumuz yoktur. Bu utanç verici bir gelişmedir. Bir tek filozofumuz yok, bir tek entelektüelimiz yok, bir tek kamusal düşünürümüz yok, binlerce mehdiimiz var ve binlerce mübarek zat var. Hiçbirimiz ilkesel temelde düşünme liyakatine bir türlü ne yapamıyoruz? Kendimizi ilkesel temelde konumlandıramıyoruz. Neden ilkesel temelde konumlandıramıyoruz? Çünkü hepimizin ayrı ayrı kutlarımız var, ilkelerimiz yok. O böyle diyor, üstad böyle diyor, üstad böyle diyor, başkan böyle diyor, lider böyle diyor. Neden düşünce hayatımız, İslami düşünce hayatından söz ediyorum? Kültür hayatımız, ilahiyat hayatımız. Neden asıl sorulması gereken soruları neden sormuyor? Bugün toplumlarımız üzülerek, belirtmek gerekir ki üzülerek ve hemen oradan hareketle bir çözüm bulmak üzere harekete geçmesi gerekirken asla ve kata bunları gündeme getirmiyor. İslam dünyası toplumlarında bugün düşünsel, kültürel, felsefi, entelektüel, hukuki meşruiyet yoktur ve bunun yerine karizmatik meşruiyet vardır.
Bunun karizmatik meşruiyetin de İslami bir açıklaması yoktur. Karizmatik meşruiyet diye bir kavram ve kurum yoktur. Ama bugün gerçek İslam dünyası toplumlarında vaziyet eden şey karizmatik meşruiyettir. Bugün yine dikkatinizi çekelim. Çok olumsuz şeyler söylediğimi düşünüyor olabilirsiniz. Çok umutsuz konuştuğumu söylüyor olabilirsiniz ama size bir şey söyleyeyim. Umut gerçeği gördüğünüz gün başlar. Yoksa bütün bir ömrünüzü böyle umut yanılsamalar içerisinde ne yapabilirsiniz? Geçirebilirsiniz. Umut gerçeği gördüğünüz gün başlar. Bugün Türkiye'de dediğim gibi 15 Temmuz'da nur topu gibi avucumuza yeni bir uyuşturucu daha ne yapıldı, konuldu. Nasıl oldu? Milliyetçilik yeni bir değer sistemi haline geldi. Ulusallaştırma dini semboller aracılığıyla tahkim ediliyor. Dikkat ederseniz artık bütün Türkiye'de bayraklı camileriniz var. Bugünün tarihi karşısında iki sözcükle tutunmaya çalışıyorsunuz. İki sözcük, ezan ve bayrak. 21. yüzyılda yakın anlamda söyleyeceğiniz, öğreneceğiniz bir tek cümleniz yok. 21. yüzyıl insanlarına ne söyleyeceksiniz? Bir şey söyleyemediğiniz için diyorsunuz ki bir zamanlar. Peki o bir zamanlarda yapılanları anlatmak başka şey, bu zamanlarda yapılması gerekenleri anlatmak bir başka bir şey. Biz bu zamanlarda yapılması gerektiğine ilişkin bir çözümleme yapmalıyız. Şu anda Türkiye iki sözcükle siyaset yapıyor, ezan ve bayrak. İslam dünyası da kimi sorunlarla çok büyük bir dayanışma ruhu ve heyecan içinde hareket ederek bir şeyde bulunduğumuz bir seferberlik halinde bulunmamız doğru. Şu soruya bir cevap vermeliyiz. Gazze'ye un, kurdur, şeker, demir, çimento yardımı yapıyoruz da neden siyasal yardımda bulunamıyoruz? Bunun bir cevabı olmalı. Neden? Kudüs'te son yaşanan dönemde, daha doğrusu işte 1967'den beri aslında Kudüs'ün statüsü değişmiştir. Kudüs sorunu yeni bir sorun değil. Kudüs için ancak ve ancak şiirsel yardımda bulunabiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şiir yardımında bulunabiliyoruz. Şimdi burada bize şöyle söyleniyor. Efendim tabi İsrail bildiğiniz gibi değil ama Amerika himaye ediyor, Batı himaye ediyor. İşte onlarla ideolojik akrabalığı, hayır. Bu çok ucuz bir çözümlemedir. 20. yüzyılın ortasına kadar Yahudiler bizden daha kötü durumdaydılar. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren nasıl oldu da Yahudiler dünya ölçeğindeki konularını birdenbire ne yaptılar? Değiştirdiler. Nasıl oldu bu? Nasıl olduğunu ben size söyleyeyim. Bu zaman tarafından Yahudiler dünya ölçeğinde etkili düşünürler, felsefeciler, tarih felsefecileri, müzik adamları, kompozitörler, ressamlar, ilahı yetiştirdiler. Yüzlerce. Ve bunların eserlerine dikkatle baktığınızda hiçbirisinde Yahudiliğe de bir yönelik bir atıf da yoktur. Ama ne oldu? İnsanlığın bilincine ulaşmayı başardılar. Peki, diyelim ki Amerika'nın himayesi altında oluyor. Peki, siz İslami dayanışmayı gerçekleştirin ve bu sistematik tahakküme cevap verin. Ama ne oluyor? Ulus devlet bencillikleri yüzünden, ulus devlet sapkınlıkları yüzünden bu dayanışma bir türlü gerçekleşmiyor. Müslüman bir kişi Müslüman olduğu an şunu öğrenir.
hiçbir milli kimliğin varoluşsal bir değeri yoktur. Bu önemlidir. Hiçbir milli kimliğin varoluşsal bir değeri olmadığını öğrenir. Bugün her gün biz ulus devlet kutsalları adına ne yapıyoruz? Sistematik bir şekilde milliyetçiliklerle ne yapılıyor beynimize hamaset hücum ediyor. Sizin ulus devlet bencilliğiniz meşru diye ulus devlet bencilliği gayrı meşru öyle mi? Hayır değil. Hiçbirisinin meşru değil. Ne mezhep bencillikleri meşru, ne ulus devlet bencillikleri meşru. Bunları savunamazsınız. Size bir şey daha söylemek zorundayım. İslam'ın tek rüknünün özgür olmadığı bir ülkede, İslam'ın ontolojik meşruiyetinin tanınmadığı bir ülkede ya da dünyada ya da toplumda sürekli olarak bir mezhep meşruiyeti üzerinde çalışmanın bir anlamı olup olmadığına ilişkin cevabı olan birisi var mı aranızda? İslam'ın kendisi yok. Sürekli olarak Ehl-i Sünnet'e vurgu yapılan ne var? Bir propaganda mekanizması var. İslam'ın kendisi yok. Siyasal alanı modern, efendim, seküler referanslar fethetmişler. Hukuki alan bütünüyle fethedilmiş. Liberal alana ilişkin değilse sesimizi yükseltemiyoruz. Bugün Müslümanlar İslami dilde fuhşiyat ve münkerat olarak tanımladığımız şeye karşı içinde ahlak sözcüğü geçen bir cümle kuramıyor. Bu ahlaki değildir diyemiyorsunuz. Fuhşiyat ve münkerat sonuna kadar özgür. Sonuna kadar özgür. Ve ahlak özgür değil. Ahlaka hiç kimsenin saygısı yok. Ahlak artık savunulur diye bir şey değil. Çünkü ahlakın geçerliliği yok. Çünkü ahlakın yerine ne geçmiştir? Güç pragmatizmi geçmiştir. Ahlakın yerine ulus devlet çıkarları geçmiştir. Mezhep çıkarları geçmiştir. Hizip çıkarları geçmiştir. Her tür bencilliğin bir putperestlik olduğunu bilmesi gerekir. Her Müslümanın önünde öğrenmesi gereken şey budur. Her tür benliğin bir putperestliktir. Hiçbirisinin bağışlanabilir bir tarafı yoktur. Önce İslam dünyası toplumlarının tarihsel ve yapısal sorunlarını gündeme getirmek gerekir. İslam dünya vizyonunu nasıl kaybettiği sorusundan başlamak gerekir. Bu dünya vizyonu nasıl kaybetti? İslam'ın dünya vizyonunu kaybetmesine neden olan faktörler modern faktörler midir? Hayır, İslam dünya vizyonunu bütünüyle kendi zaafları sebebiyle kaybetti. İçe ve geçmişe kapanan bir kültürü dışa ve geleceğe açılan bir kültür feci şekilde mağlup etti. Bizim duygusallıklarımızın gerçeğin yakınları karşısında tutulamayacağını artık görmemiz gerekir. Türkiye yakın bir geçmişte ütopik ve romantik bir dış politika yaklaşımı sebebiyle bugün karşı karşıya geldiği sorunlarla boğuşuyor. Hiçbir karşılığı olmadığı halde. Gerçeğin yakınları karşısında duyarsız kalan bir siyasetin geleceği nokta burasıdır. Bugün benzersiz bir yalnızlığı yaşıyorsunuz bu şeyin sebebiyle. Bu romantizm sebebiyle, bu nostalji sebebiyle biliyorsunuz. Bu sizin kuruluşlarınız gibi kuruluşların İslam dünyasının nabzını tutması gerekiyor. O günlerde bütün bir Asya'da, Afrika'da, İslam dünyası çapında entelektüeller şu soruyu sordular, ya Türk tecrübesi ne demek? Evet, Türk tecrübesi ne demek? Türk misyonu ne demek? Ya da Osmanlı misyonu ne demek? Bize dediler ki İslam dünyasına ulaşan aydınlar, lütfen bu iktidar sahiplerini uyarın. Bunlar bu Türk misyonu, Türk vizyonu, Türk tecrübesi
Osmanlı misyonun klişelerini tekrar ettiklerinde biz 19. yüzyıl İngiliz sömürgeciliğini hatırlıyoruz. Ama ortada bir tecrübe de yok. Ortada sadece ne var? Ortada sadece bir hamaset var. İslam'ın dünya vizyonunu kaybetmesinin sorumluları Batılılar değil. Evet, Batılıların da çok, yani sömürgeciliğin korkunç tabii cinayetleri var ama asıl biz kendi içimizde zaafa uğradığımız için, kendi içimizde zaafa uğradığımız için, içe ve geçmişe kapandığımız için ne yaptık? Dünya ile temasımızı, içe ve geçmişe kapanan bir kültür tarihle temasını kesiyor demektir. Dünya ile temasını kesiyor demektir. Tarihe söyleyecek hiçbir şey olmadığına delalet eder. İçe ve geçmişe kapanmayı bir iftihar vesilesi yapmamalıydık. Gelenek ne oldu? Zamanı doldurdu, zamanı mühürledi. Gelenek bütünüyle kötü olmayabilir ama bütünüyle iyi değil. Geleneği göre değil, bir hale getiremeyiz. Kitab-ı Kerim'e sürekli vurgu yapıyoruz ve Kitab-ı Kerim'den bir tek bir bilgi felsefesi bile çıkarmayı başaramadık. Bütün Türkiye Kur'an-ı Kerim okuyor. Artık Kur'an-ı Kerim o kadar teknik bir şekilde okunuyor ki artık böyle ayet numaralarıyla falan konuşuyor arkadaşlarımız. Meali falan konuşmaya gerek kalmıyor. Ansiklopedik olarak, maddi bilgi olarak Kur'an-ı Kerim'e bütün hakimiz. Peki bu Kur'an-ı Kerim'den aldığımız bilgileri ne zaman kullanacağız? Hangi gün, hangi saatte kullanacağız? Aranızda Kur'an okuyarak değişmiş bir topluluk var mı? Neden Kur'an-ı Kerim'den bir dünya görüşü perspektifi çıkaramıyoruz? Neden bir değer sistemi, bir paradigma, bir referans şey çıkaramıyoruz? Kitab-ı Kerim neden ve nasıl bir referans kaynağı olmaktan çıkararak bu dünya hızlıca ömürler için okunan bir kitap haline gelmiştir? Gerçi bu dönemde temel atma törenlerinde de Kur'an-ı Kerim okunduğunu görüyoruz. Muhammed İkbal ne diyor? Sizin Kur'an'dan anladığınız, ölümünüze yardımcı olmak için Yasin okumaktan başka bir şey değildir. Mehmet Akif de diyor ki, bilmemiştir Kur'an şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak, ne falan atmak için. Ama bugün artık Kitab-ı Kerim sadece yazarlığı mezarlıklarda bölümler için okunuyor. Hayata dair söyleyebileceği hiçbir şey yok. Hiçbir önerisi yok. Çünkü bir dünya görüşü, yani o dünya görüşü perspektifini çıkaracak kadrolarınız yok. Yüzlerce Mehdi var, yüzlerce mübarek zat var. Bütün bir ömrünüzü menkıbe dinleyerek geçiriyorsunuz. Gerçek hayatı etkileyecek bir tek cümle kuramıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Kimse bizim kullandığımız dili umursamıyor. Ne dediğimiz kimsenin umurunda bile değil, size söylüyorum. Biz bütün kültürleri okuyoruz çünkü Müslüman olmak demek bütün kültürlere açık olmak demek. Kimsenin umurunda bile değiliz. İki büyük aşırılıkla anılıyoruz. Birisi zahiri aşırılıklar, öbürü batını aşırılıklar. Birisi terör bağlamında ne yapılıyor, gündeme getiriliyor. Öbür batınilikle bir tür rasyonelite karşısı bir şey olarak, bir sığınak olarak, bir tesellîgâh olarak şey yapıyor. İki büyük aşırılık. Konuşmamız gereken o kadar yığınla mesele var ki güncel meseleler için daha bizim uzun yıllar beklememiz gerekir. Bugün bölgemizde yaşanan gerçeklikler sadece bölgemizin kendi koşullarının ürettiği sorunlar değil. Küresel bir dünyada yaşıyoruz ve küresel etkiler, daha doğrusu küresel ihtiras ve tahakküm politikaları ne yapıyor? Bölgemizde bir takım karşılıklar pekala olabiliyor. Ama şunu da itiraf edelim ki, bölgede istismara müsait de bir dünya var. İstismara müsait dünya nasıl bir dünya istismara müsait? Çünkü ne oluyor? Sizi din adına herkes dilediği zaman ne yapabiliyor? Kandırabiliyor.
Yüzlerce yıldan beri ne yapıyoruz? Kandırılıyoruz. Bakınız Türkiye'de yaşıyorsunuz, her gün görüyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam'ın tarihsel ve siyasal misyonuna ilişkin tek sağlıklı cümle kurma liyakatine sahip olmayan kişiler ya da gruplar ya da cemaatler Peygamber Aleyhisselam'ın huzurlarına tapınarak bunu bir istismar konusu haline getirebiliyorlar. Saçı şerif, sakalı şerif tapınması gibi. Dini popülizmle politik popülizm arasında organik bir ilişki var. 2 ya da 3 yıl kadar önce dönemin başbakanı olan arkadaşımız bütün bir ömrünü din alıp satarak geçiren bir meczubu ziyarete gidiyor. Hayasızca din alıp satarak ama büyük kitleleri de ardından sürüklüyor. Büyük sürüler. Din aynı zamanda bu büyük sürüleri de ne yapıyor? Etkileyen bir uyuşturucu. Bu ziyaretin bu zat kendi internet sayfasında şöyle duyurdu. Dedi ki ehl-i sünnet itikadına bağlılığıyla maruf Sayın Başbakan halimizi ziyaret ederek evimizde bulunan saç-ı şerifi ve sakal-ı şerifi ziyaret buyurmuşlardır. Nokta. Yarının tarihçisi İslam'ın bugünkü kaderine ilişkin bir çalışma yapıyor olsa ve elinde hiçbir malzeme olmasa ve sadece bu iki cümle eline geçse diyecek ki yarının tarihçisi bunlar helaki çoktan hak etmişler. Bu anlattıklarının dinle uzaktan yakından Peygamber Aleyhisselam'ın misyonuyla uzaktan yakından alakası yok. Peygamber Aleyhisselam'ın saçının, sakalının buralarda ne işi var? Ya da herhangi bir yerde ne işi var? Peygamber Aleyhisselam'ın saçının, sakalının hatta Medine'de ya da Mekke'de ne işi var? Ümmet, gerçek anlamda bir kez hac etmiş olsa, bir kez hac etmiş olsa, bugün İsrail, bu hayasız tahakkümünü asla ve kata sürdüremez. Bir kez. Hac bir folklöre dönüşmüştür. Umre bir folklöre dönüşmüştür. Orada asla ve kata bir bilim sadır olmuyor. Çünkü orada ümmet birbiriyle neyi konuşacağını, nasıl konuşacağını bilmiyor. Artık ortak bir dile, ortak bir vicdana, ortak bir hassasiyete sahip değiliz. Oradan bir hesaplaşmaya yol açabilecek en ufak bir tavır sadır olmuyor. Hiç kimse bir ülke nasıl bir ailenin mülkü olabilir diye bir soru sormuyor. Ümmetin imkanları bu Suudi prenslerinin ve prenseslerinin kumar şeylerine harcanıyor. Suudi Arabistan rejimi Netanyahu'nun seçim masraflarını yüklenmiştir. Sizin hac ve umre yoluyla onlara kazandıklarınızı onlar Netanyahu'nun seçim masrafları için harcamışlardır. Bizim yeni bir çözümlemeye ihtiyacımız var, yeni bir dile ihtiyacımız var. Bu yeni dili, bu modern zamanla hem içe doğru bir hesaplaşma yaparak hem dışa doğru bir hesaplaşma yaparak ancak gerçekleştirebiliriz. Bir acil ve bir tarih felsefesi çözümlemesi yapmamız gerekiyor. Bizde tarih felsefesi yapılmamış. İbn Haldun'u Osmanlılar 200 yıl sonra, pardon 300 yıl sonra fark etmişler. Nasıl buldunuz? 300 yıl sonra fark etmişler. Ben geçenlerde bir takım araştırmalar yaparken gördüm. 16. yüzyılda Osmanlı uleması dönemin padişahının Mehdi olduğuna inanıyor.
16. yüzyılın sonunda Osmanlı uleması kıyameti bekliyor. Kıyameti bekleyen bir topluluğun o dönemin tarihinin dinamiklerine ilişkin bir çözümleme yapmasını bekleyebilir misiniz? Tarihin yeniden yükseldiği bir dönem. Aydınlanma mutlakiyetçiliğinin ideolojik evrenselcilik yoluyla bütün dünyayı ele geçirmeye çalıştığı bir dönemde İslam dünyasında ulema taharetin edepleri konusu üzerinde çalışıyorlardı. Ya da sakalın boyutları. Sakalın boyutlarıyla ilgili yazılmış kitaplar vardır. Misvak kullanma yöntemleriyle ilgili kitaplar vardır. Ve fakat aydınlanma mutlakiyeti, daha doğrusu Rönesans'tan sonra yükselen yeni küresel döneme ilişkin hiçbir eleştirel çözümlemeye ait bir tek kitap yoktur. Eğer benim dikkatimden kaçmış olabilir, bu konuda varsa özgün çalışmalar, ben bunları not etmeye hazırım. Ama şunu çok iyi biliyorum, 16. yüzyılda Osmanlı uleması kıyamet beklentisi içindedir. Kıyamet beklentisi içinde olan bir topluluğun dünyaya ve tarihe yönelik herhangi bir çözümleme yapması asla ve kata söz konusu olamaz. Onun için yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir topluluğun yapması gereken bir şey var. Önce içe doğru bir hesaplaşma. Tarih ne zaman durdu ya da durduruldu? Zaman ne zaman? Zaman nasıl durduruldu? Hareket nasıl durduruldu? Diyelim ki içtihadın yasaklanmasıyla başlayan bir süreç var. Yani o zaman Müslümanlar nasıl 1989'dan sonra tarihin sonu diye yeni bir süreç başlamışsa, yani tarihin sonu demokrasinin zaferi anlamına geliyordu. Demokrasi zaten bir büyük put. Demokrasiye ilişkin eleştiren bir cümle yazmaya cesaret edemiyor Müslüman emniyetle. Halbuki bir Müslüman, Müslüman olduğu an hakikat sayılarla ölçülemez ilkesini öğrenir. Demokrasi, modern zamanların en büyük putu. Demokrasiler iyileri seçebildikleri gibi kötüleri de seçerler. İtalyan demokrasisi ne yapmıştır? Geçtiğimiz dönemlerde bir porno yıldızını milletvekili seçmiştir. Daha sonra tarihin en büyük faşistlerinden birisini Berlusconi'yi seçmiştir. Amerikan demokrasisi Trump'ı seçmiştir. Hindistan'da Modi'yi seçmiştir. İlahi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama bütün bunlara rağmen bugün ideolojik faşizm yükselirken hala demokrasi kutu etrafında tek eleştirel cümle kuramayan bir topluluğun entelektüel geleceğinden söz edilemez. Zaman ne zaman doğdu? Zamanı kim mühürledi? Zamanı o dönemin Hristiyanları, Haçlıları mı mühürlediler? Hayır, zamanı biz mühürledik. İçe kapandık, geleneğe kapandık, geçmişe kapandık, geçmişi takdis ettik. Kur'an-ı Kerim bizi uyardığı halde, Kardeş Kitab-ı Kerim, ilmi meşguliyet sahibi arkadaşlarımız ayetleri bildikleri gibi ne yapabilirler, tefsir edebilirler. Harun burada çok dikkat edilmesi gerektiğine inanan bir kardeşimiz. Çok biliyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Kitab-ı Kerim'i bir kez dikkatli bir incelik okuyan birisi Kitab-ı Kerim'in bizi geleneğe karşı, geçmişe karşı uyardığını görür. Biz geçmişte böyle gördük deme lüksüne sahip değilsiniz. Biz atalarımızdan, babalarımızdan böyle gördük deme lüksüne sahip değilsiniz. Sorumlu olan sizsiniz. Siz kendi konumunuzu kendiniz yeniden ne yapacaksınız? Yeniden inşa edeceksiniz. Keza yine Kitab-ı Kerim'in bir kez okuyan kişi bu mübarek zatlar mitolojisiyle ilgili uyarı olduğunu da görür. Kitab-ı Kerim'de bizim bireyselliğimize atıf var. Bireyciliğimize değil. Bireysel özde yanımıza atıf var.
size hesap saatinde hiç kimsenin imdad edemeyeceğinize ilişkin bir uyarı var. Hiç kimse size sadece kendi kişisel eylemlerinizin karşılığını eksiksiz vereceğine dair bir taahhüt var. Orada bizim bireyselliğimize atıf var. Ama bizim bireyselliğimizi tanımayan bir gelenek var. Gelenek hiçbir şey düşünmenize fırsat vermiyor. Düşünmenize geçit vermiyor. Çünkü muhafazakar bünyeye yeni bir şey söylemenize izin vermiyor. Zamanı pürleyen biziz. İştihadı dolduran biziz. O zamandan beri tarih kaç kez değiştiği halde biz değişmemekte ısrar ediyoruz. Tarih kaç kez? Tarih kaç kez büyük Avrupa doğuşlar yaşadı ve biz çok yüz kızartıcı bir dinin hesabatla hayatlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. İçe doğru bir hesaplaşma. Bu içe doğru hesaplaşmayı kadrolar yapacaklar. Bunu içe doğru hesaplaşma yapan kadrolar bunu geçmişle kavga etmek için yapmayacaklar. Bu zihin dünyası nasıl ortaya çıktı? Sömürgeciler, kolonyalistler, İslam dünyası toplumlarını sömürgeleştirmeden önce onların zihin dünyasını sömürgeleştirerek oradan bağımsız bir çözümleme çıkmasını engellediler. Ve o günden beri bağımsız bir şey çözümleme çıkmıyor. İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu oryantalist saldırılarla ilgili olarak yalnızca Ebu Said büyük bir, çok büyük bir çalışmayı gerçekleştirdi. Ben onu rahmetle anıyorum. Hristiyandı, sekülerdi, humanisti, bir burjuva gibi yaşadı ama bu oryantalizm kitabı 40 yıldan beri dünya entelektüel hayatının gündeminden hiç düşmüyor. Çünkü çok önemli bir kitaptır. Size bir şey söylüyorum, özellikle gençlere bunu söylüyorum. Bu kitabın İslami muadili 40 yıldan beri yazılmadı. Yazılabilmeliydi. Ama sömürgeleştirilmiş bir zihin nasıl yazacaktı bu kitabı? Kitap 40 yıldan beri dünya akademik ve entelektüel hayatının ve bütün bir postkolonyal hareketlerin gündemindedir. Ve bu kitap hala aşılmalıydı. Aşılabilmeliydi ama aşılamadı. İslami muadili yazılmalıydı, yazılamadı. Bunu gençler yazacak. Gençlerin bu tür bir kitabı yazması için bizim ufkumuzu açmaları gerekiyor. Bizim gençlere böyle bir çağrımız var. Diyoruz ki bize gelmeyin, kendinize gelin. Kendi tercihlerinizin öznesi olun. Düşünmeye, tartışmaya, sorgulamaya cesaret edin. Ama bizimle de müşavere edin. Ama siz bizim gibi ihtiyarların şeyini takip etmek zorunda değilsiniz. Genç kuşakların genç çözümlemeleri olmalı. İnternet çağında yaşıyoruz. Çocuklarımız internet sokağında yetişiyor. İletişim kapitalizminin bütün tehditleriyle şu anda karşı karşıyayız. Artık hepimizin akıllı telefonlarımız var ve bizim akla ihtiyacımız yok. Telefonlarımız bizim akıl ihtiyacımıza cevap veriyor. Akıllı telefonlarımız bizi düşünmekten, okumaktan, akletmekten alıkoyuyor. Dediğim gibi, iletişim kapitalizminin bütün kurumlarına ne yapıyoruz bu surette yardım etmeye devam ediyoruz. İnternet, eski dilde kıyrı kal sebebiyle artık kimse okumuyor. Okumadığımız için de dünyada ne olup bittiğini takip etmiyoruz. İdeolojik ve ırkçı saplantısı olmayan bütün kültürleri takip etmeye gelen kuşaklar cesaret etmiyorlar. İslam tarihe çıktığında bütün kültürlerle, bütün medeniyetlerle çok yakın ilişki kurdu. Çünkü hiçbir medeniyet kendi başına varlığını sürdüremez. Kendi bünyesine uygun olanı alır, onların bünyesine uygun olanı verir. Müslümanlar hiçbir zaman böyle bir kompleks olmadı. Kendi bünyelerine uygun olanı aldılar, onların bünyesine uygun olanı verdiler.
Ne zamanki işlerine kapandılar ve büyük bir çöküş dönemi başladı. Biz bütün bir insanlığı konuşan bir sorumluluğu miras olarak, bizden ancak olanlarla, kendi etnik aidiyetimizden olanlarla bile konuşmayı başaramıyoruz. Buradan bir umut çıkmaz. Biz de Hindistan'a kendi dilini, tarzını, kültürünü, medeniyetini yeniden nasıl kazandırabiliriz sorusuna cevap aramak üzere buna çıkmış bir topluluk. Bu topluluğun şöyle bir temel ilkesi var. Diyorlar ki bizim bu kolonyalist etkileri aşabilmek için önce kolonyalizmin zihin dünyamız etrafında ördüğü tel örgüleri aşmaya cesaret edebilmemiz gerekiyor. Şu anda hepimizin zihin dünyası etrafında bu tür tel örgüler var. Bu tel örgülerden bir tanesi ulus devlettir. Ulus devlet İngiliz-Fransız icadıdır. Hiçbir ulus devlet asimilasyona başvurmadan hayatını sürdüremez. Her asimilasyon bir zulümdür. Akşamki konuşmasında Şaban Ali Bey ilginç bir cemaahiriye sözcüğünü kullandı. Halklar, İslam büyük çeşitlikleri içeren bir medeniyetin ifadesidir. İslam hiç kimseyi homojenleştirmek, basmakalıplaştırmak, bir örnekleştirmek, hizaya getirmek istemedi. Çünkü o farklılıklar ve çeşitlikler içerisinde bir anlamınız var. Madun araştırma kolektifi bir şey daha söylüyor. Sömürgecilerin düşünmemizi istemedikleri şeyleri düşünmeye cesaret ederek yola çıkmamalıyız. Sömürgeciler bizim neyi düşünmemizi istemiyor? İslam'ın ontolojik meşruiyetini yeniden tarihin gündemine kazandırmamızı istemiyor. O halde buradan başlayalım. Size çok daha ilginç, aynı kolektifin bir hanım üyesinin bir çözümlemesi var. Çok küçük bir cep kitabı var. Mağdum konuşabilir mi? Mağdum konuşabilir mi? Mağdum alttaki, öteki. Mağdum. Yalnızlaştırılan, sessizleştirilen. Tahakküme maruz kalan. Şu soru neden İslam dünyası toplumlarında kültürel, neden biz her şeye maruz kalıyoruz? Neden? Her şeye maruz kalıyoruz. Her türlü müdahale hakkını ne yapıyor? Emperyalistler ellerinde tutuyor. Ve biz buna maruz kalıyoruz. Maruz kalmak yetersizlikle, güçsüzlükle, bilinçsizlikle, dirayetsizlikle, iradesizlikle ilahlarla ilgilidir. Dayanışırsanız maruz kalmazsınız. Bir irade ortaya koyarsanız maruz kalmazsınız. Bilinçli bir tercih yaparsanız maruz kalmazsınız. Direnişe geçerseniz maruz kalmazsınız. Bu hanımın Sibivak, Gayatri Sibivak. Mağdur konuşabilirim diye bir kitabı var. Üç makaleden oluşuyor. Fakat kitap felsefi yoğunluk üzerinde şekillendiği için her nasılsa bizim okuyucumuz zaten felsefi metinlere ilgi duyuyor. Dolayısıyla kitabın hiçbir yankısı olmadı Türkçe'de. Bu hanım diyor ki, mağdur konuşamaz. Mağdur konuşabilir mi diye soruyor. Sonra diyor ki, mağdur konuşamaz. Bitireceğim. Mağdur konuşamaz. Neden konuşamaz? Çünkü diyor, mağdur paradigmalar savaşını kaybetmiştir. Arkadaşlar, böyle romantik ve ütopik, fetihçi tarih okumalarını bir tarafa bırakarak tarihi İslami bir bütünlük perspektifi içinde okuduğunuzda şunu görürsünüz. Dünya evrensel planda batı dışı toplumlara paradigmaları dayatırken biz bu paradigma savaşlarına katılmadık. Bu savaş bizim dışımızda cereyan etti. Çünkü orada ne olup bittiğini biz bilmiyorduk.
Rönesans'ın bir proje olduğunu hayli tarihçiler yazdı. Hatta modernitenin de bir proje olduğunu bugün Batı'nın önde gelen filozofları söylüyor. Ve biz bugün moderniteye ilişkin bile yani böyle ucuz bir muhalefet sadedinde söylemiyorum, bir entelektüel hesaplaşma sadedinde söylüyorum. İngiliz, Fransız, Alman 10 tane aydınlanma filozofunu dinin meşruiyetini yerinden eden felsefeyi onlar ne yaptılar? Kurdular. Hepsi azılı din düşmanıydılar. Bunun Batı bağlamında bir anlamı olabilirdi. Olabilirdi çünkü Batı'da din ve mezhep savaşlarının çok tahrikkar neler olmuştu, sonuçları olmuş. 10 tane filozofa cevap verecek filozoflarınız olsaydı bugün o meşruiyeti ne yapmamış olacaktınız? Kaybetmemiş olacaktınız. Ve bununla da ilgili herhangi bir hesaplaşma yapılmış değildir. Onun için evvela bir zihinsel, entelektüel devirmeye ihtiyacımız var. Fakat bu mümkün görünmüyor. Şu açıdan yine size umutsuz bir haberim var. Türkiye'nin önde gelen aydınlarından bir arkadaşımız, yakın dostumuz, arkadaşımız 10 gün önce şöyle yazdı. 15 Temmuz Fransız devriminden daha önemli bir diye yazdı. Bu büyük bir akıl tutulması ve bilinç tutulmasından ibaret. Bu partizan bir yorum bunu. Siz bu ülkede halen Fransız devrimi tarafından üretilen ve mutlaklaştırılan siyasal referanslarla siyaset yapıyorsunuz. Hangi devrimden bahsediyorsunuz? Hangi devrimden bahsediyorsunuz? Evet, 15 Temmuz'da halkımız ne yapmıştır? Bir askeri girişimi düşürmüştür ve bunu yaptığı için de her türlü taktiği hak etmektedir. Öykü bu kadar. Ama buradan yeni bir retorik, ulus devleti güçlendirmek amacına yönelik yeni bir araçsallaştırarak, canlı bir araçsallaştırarak, İslam'ın hiçbir rükmünün özgür olmadığı bir ülkede nerede boş bir arazi bulursanız oraya görkemli camiye yapıyorsunuz. Ziyaret ettiğim illerde efsanevi camiler var. O ilin önde gelen bu camileri yaptıranlarına sordum. Bu büyük camiler için olağanüstü paralar harcayanlar arasında büyük fikirler için bir kuruş veren birisini tanıyor musunuz? Büyük fikirler için bir kuruş veren birisini tanıyor musunuz? Büyük fikirler için fedakarlık edeceğiz. Şimdi pek çok dernek, vakıf, işte kuruluş ne yapıyor? İslam dünyası çapında bir takım etkinlikler yapıyor. İslam bugün sadece ve sadece bir sosyal yardım şey anlamına geliyor. Sosyal yardım kuruluşu, kurumu. Din bir sosyal yardım kurumu ya da bireysel bir hobi. Müslüman halklara zihinsel yardımda bulunmak amacıyla bir tek kuruluşumuz yoktur. Bir tek kuruluşumuz yoktur. Bizim her şeyden önce zihinsel yardıma ihtiyacımız var. Bu tür çalışmaların böyle zihinsel bir ufuk için, başlangıç için ve entelektüel bir devrim için sömürgesizleştirilmiş bir zihin dünyası için bir başlangıç olmasını dua ediyorum. Hepinize hakka emanet veriyorum. Hepinizi ilahi bağışlar içinde olacağım.